Herkese merhaba. Yaklaşık iki gündür sizden uzak kaldım sevgili dostlar. Böyle hafif bir gribal enfeksiyonla karşı karşıyayım galiba. Kitlesel inançlara uyum sorunu yaşıyor olabilirim bu süreçte. Ondan dolayı da burun falan tıkalı, iptal durumdayım. Düşünce gücüyle yenmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Düşünce gücüyle hastalıkları tedavi etmeye uğraşıyoruz. Günlerdir bununla ilgili videolar gönderiyorum size. Bugün biraz daha farklı bir bakış açısıyla düşünce gücümüzü hayatımızın içerisinde kullanırken nelere dikkat etmeliyiz konusunda sohbet edeceğiz sizlerle. Ama öncesinde siz kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve bu videoyu da sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, düşünce gücü bizim hayatımızın en önemli kaynaklarından bir tanesi diyoruz ama özellikle son yıllarda yayınlanan bir sürü kişisel gelişim kitabı, işte düşünceni değiştir hayatın değişsin, düşünceni değiştir bolluk bereket içinde yaşa, paralar aksın gelsin gitsin, yaşadığın hayatı değiştir, farkındalık sahibi ol. Ama o raflardaki kitaplar azalmaya devam ederken hayatlarda hiçbir değişiklik olmuyor maalesef. Eminim ki sen de birçok kişisel gelişim kitabı okudun ya da bir sürü kişisel gelişim hikayesi izledin, dinledin. Bence oluyor hayatlarda değişiklikler. Şöyle ki kitapların yazarları zengin oluyor. Evet, kitapların yazarları zengin oluyor. Çünkü onların yaşadıkları hayatlar genelde kitapların başlangıcında şöyle başlıyor. İşte bundan yıllar öncesinde bir evin küçücük bir odasının içerisinde yoksullukla mücadele ederken birdenbire şunu yaptım, mutluluğun 22 formülünü buldum, başarının 16 anahtarını keşfettim diyerek kitapları yazıyorlar. Nedense de o herkes fakir, herkes fakirlikten ölüyor. Yani kişisel gelişim kitaplarının içerisinde genelde ya fakirlikle başlıyoruz, hiç param yok, ya da çok ciddi sağlık problemleriyle başlıyoruz. Evet, düşünceleri değiştirmek bu konuda çok önemli ve değerli ama herkesin yaptığı herkese tutmuyor. Çünkü hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz. Bir kere bunu anlamak gerekiyor. Diyorum, pardon kestim ama yani parası olan o zaman kişisel gelişimle uğraşmıyor. Evet, yani öyle oluyor. Yani durum bu. Aynen parası öyle. Parası olmayana kişisel gelişim. Aslında hani paranın, kazandığın paranın miktarı, zenginliğin vesaire gibi durumların ana kaynağı senin kişisel gelişimine doğru orantılı. Eğer sen kendini doğru bir şekilde geliştirebiliyorsan, kendinle ilgili farkındalıkların varsa, ne olduğunu ve nereye gitmek istediğini biliyorsan, evet, o zaman başarıya ulaşabiliyorsun. Ama iki tane kitap okuduğun zaman kişisel gelişim konusunda, işte bolluk bereketin içerisinde olacağım, aman sağlığım çok iyi olacak, asla depresyona girmeyeceğim, anksiyeteye bulaşmayacağım, hep huzur alanında kalacağım diye bir durum yok. Öncelikli olarak işte günlerdir anlatıyorum ya Hakan'cığım, önce kendinin farkına var. Bir çocukluğunda yaşadığın şeyleri, hayatın ilk 5 yılında yaşadığın şeylerin ne olduğunun farkına var. Sonrasında da bununla ilgili, bu farkındalıklarla ilgili bir eylem adımı keşfet diyorum. Ve ondan dolayı da düşünce gücünün etkilerini gerçekten hayatına entegre etmen gerektiği konusunda da net fikre ve bilgiye sahibim diyorum. Şimdi bununla birlikte bizim çevremizdeki insanlar hayatlarımızla ilgili hep bir yollar çizmeye çalışırlar. Ve biz nereye çekilirse oraya gitme eğiliminde olan zihin yapılarına sahibiz. Koyun sürüsü mantığıyla yani. Aynen öyle. Neden biliyor musun? Çünkü birileri yaşamış, deneyimlemiş, sonucunda olumsuz bir sonuç almış. Ben de yaparsam aynı sonucu ben de alırım diyerek aslında zihnimizi, beynimizi konfor alanının içerisinden çıkarmaktan korkuyoruz. Çünkü diyor ki beyin, bugüne kadar senin bir takım alışkanlıkların vardı. Bunları gerçekleştiriyordun. Yeni bir alışkanlık katmaya gerek yok hayatına. Zaten bu alışkanlıkların senin yaşaman için yeterli diyor ve bir korku mekanizması oluşturuyor zihinde. Ondan sonra da sen adım atmaktan vazgeçiyorsun. Daha doğrusu herkes nereye çekerse ona doğru gidiyorsun. Ve maalesef ki adım atamıyorsun. Bu net. Sen yaşadın mı hiç böyle şeyler? Vallahi ben genelde asi bir çocuktum. Çocukluğumdan ay ben de asiydim. O yüzden ben hep kafamın dikine gittim. Çarpa çarpa öğrendik hayatı işte. Çarpa çarpa öğrenmek çok daha etkili aslında. Yaparak yaşayarak öğrenme modeli diye bir model var artık. Eğitim sisteminin içerisinde çok fazlasıyla kullanılıyor. Bizim normal standartlarda biliyorsunuz eğitim sistemimizde öğretmen anlatır, öğrenci dinler. Her zaman öğretmen etkin, çocuk da edilgen rol oynar. Böyle dinler bütün gün. Ense modeli vardır. Herkes birbirinin ensesine bakar. Hatta ensesinin arkasına saklanıp yapacaklarını yapar. Dersle alakası yoktur. Ama şimdi yeni modellerde yaparak, yaşayarak, öğrenerek aslında
çocuk nereye ulaşmak istediğini çok net keşfedebildiği için daha başarılı sonuçlar elde ediyor. O yüzden kendimi tebrik ve takdir ediyorum. Seni de tebrik ve takdir edeyim. Onaylanmak önemli bir ihtiyaç biliyorsun. Teşekkür ediyorum. Hayatımızda. Gerçekten bizler hep yaparak, yaşayarak öğrenmeyi tercih eden bireyler olduğumuz için hayatın içerisinde farkındalıklarımızı daha fazla geliştirdiğimizi düşünüyorum. Burada bir övgü mekanizmasının içerisine girdim. Kendi kendimi onayladım. Olacak iş mi Allah aşkına? Ego uçtu gitti. Uçtu tavanlar değil. Şu an tavanda ego. Ego değil aslında bu. Farkındalık tabii diyoruz biz buna. Böyle ego denildiği zaman hemen sıyırmanın en önemli yollarından bir tanesi. Farkındalık diyoruz. Ego gerçekten çok insanları yoran bir şey. Ben kavramıyla bencillik kavramını karıştırmamıza sebebiyet veriyor çoğu zaman. Ondan dolayı da ego riskli bir alan olarak görünüyor hayatımızda. Evet, kendiniz değerlisiniz, ben değerliyim, ben önemliyim, ben her şeyin en iyisini hak ediyorum mantığından yola çıkarken aman başkaları olmasın, sadece bana olsun, keserin hep bir tarafı bana, hep bana, hep bana, nasıl yani da ben birim sen sıfırsın moduyla gitmemiş. Aynen öyle, hep bana hep bana değil, biraz daha karşı tarafla empati yapıyor olabilmek son derece önemli ve değerli arkadaşlar. Ay, biz bugün bu konuya nereden geldik Hakan? Vallahi bilmiyorum ki, öyle birden girdi geldi. İçinden ne geliyor? Aslında başka bir şey anlatacaktık değil mi? Evet, başka bir şey anlatacaktık. Neyse, böyle olsun. Şimdi Hakan çok ısrar etti. Bundan sonra videolarında birlikte seninle olalım. Ben de kişisel gelişimle ilgili söyleyeceklerim var. Seninle beraber yayın yapalım dedi diye. Bundan sonra Hakan bizimle birlikte olacak, sevgili yönetmenim. Biz onunla bazen düşünce çatışmaları yaşıyoruz ama genel anlamda düşünce gücümüzü ve enerjimizi kullanarak hayatımıza devam ettiğimiz için bundan sonraki bölümlerde özellikle çok güzel hikayeler anlatacağız size. Hem kişisel gelişimin hayatımızdaki etkilerini değerlendirebilmek adına hem de gerçekten her kişisel gelişim metodu herkese uyar mı uymaz mı, bunların toplumsal bakış açılarıyla da biraz değerlendirip biraz daha eğlenceli bir formatta devam edeceğiz gibi görünüyor değil mi? Şunu demek istiyorum. Oo, Sezin Hanım. O yemek, yemekteyiz. Evet, bir yemek kanalı yaparsak önümüzdeki zamanlar. Kişisel gelişimdeyiz. Kişisel çelişimler de var ama bu evet, arada. Kişisel çelişim. Bir sonraki bölümü öyle yapalım mı? Kişisel çelişimler. Evet, yani kişisel gelişim derken kişisel çelişime dönüyorsa eğer hayatınızdaki adımlarınız, işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlıyor. Bir sonraki bölümde biz kişisel çelişimi konuşalım bence. Olur, aynen. Çok güzel hikayelerim var. Özellikle danışanlarımdan da gelen, kendi yaşadıklarımızdan da sizlere aktarabileceğimiz. Bugünlük benden bu kadar, böyle yapıyor, topla diyor. Yalnızken istediğim kadar konuşabiliyorum ama Hakan karşımdayken 8 dakikayı geçti mi susturuyor beni arkadaşlar. Bundan sonra böyle 8 dakikalık sürelerde sizlerle birlikte olacağım herhalde. Yarın yine yeniden ben burada olacağım. Ben de. Tamam, sen de birlikte. Hakan ile birlikte burada olacağız. Yarın yine bizimle birlikte olmak isterseniz ben sizi burada bekliyor olacağım ama giderken kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Yarın görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın.